Paris'in ışıltısı Kensa Gold vizyonu sunar. Avrupa'nın ilk ve tek kariyer programı Vizyon'dan herkese merhaba. Vizyon bu hafta yine Fransa'dan haberlerle dopdolu. Programımız birazdan başlayacak. Ama dilerseniz önce bu haftanın Vizyon'da neler var, hep birlikte ona bir göz atalım. Avrupa'nın ilk ve tek kariyer programı Vizyon bu haftada Fransa'dan haberlerle dopdolu. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Paris sokaklarında adeta bayram havası esti. Bahar geldi, kermesler başladı. İslam Kültür Merkezi'nin düzenlediği kermeste binlerce vatandaşımız Türk yemeklerine olan hasretini giderdi. Derya Restorant'ın lezzet sırlarını ustaları anlatıyor. Türkiye'deki gibi ev dekorasyonunda aradığınız her şey artık Lale Halı'da sizleri bekliyor. Hanımlar dikkat! Küçük mutfaklarınızda oturup yemek yemek artık hayal değil. Az sonra... Sevgili seyirciler, 1 Mayıs tüm dünyada olduğu gibi Paris'te de kutlandı. Şimdi sizleri Paris'teki 1 Mayıs etkinliklerine götürüyor ve kameralarımıza takılan renkli görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Bir Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı Paris'te de bahar havasında geçti. Birçok ulusun kaynaştığı Fransa'daki 1 Mayıs etkinlikleri, 6 Mayıs'ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi grupların gövde gösterisi şeklindeydi. Bir Mayıs yürüyüşlerinin bazı görüntüleri Türkiye'yi aratmıyordu doğrusu. Köfteciler, ekmek arası satanlar tıpkı İstanbul'daki gibiydi. Sevgili seyirciler, Paris'teki 1 Mayıs etkinliklerindeyiz. Buradaki en dikkate çeken gruplardan bir tanesi yabancıların olduğu grup ve bunların tabii ki en çok istekleri burada kağıt alabilmek, yani oturum izni alabilmek. 1 Mayıs etkinliklerini sizler için takip etmeye devam ediyoruz. Alevi vatandaşlarımız da bu yürüyüşlere katılmışlardı. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılıyorsunuz. Nereyi temsilen katılıyorsunuz? 1 Mayıs İşçi Bayramı biz Aleviler için çok önemli bir yeri vardır. Çünkü Alevi geleneklerinde, Alevi'nin geçmişinde 1 Mayıs emekçilerin, işçinin, emekçilerin bir bayramı olarak kutlanıyor. Ama biz bunu 1500 yıldır yapıyoruz aslında. Her zaman emekçinin yanında olduk. Her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında olduk. Onun için bizim için ayrıcalığı var. 1 Mayıs'ın şimdiye kadar alanlarda değildik ama bundan sonra alanlarda olacağız. Alınmış olan bir kararımız var. Bundan sonra her zaman işçinin, köylünün, emekçinin, ezilenin yanında olacağız. Olduk da olmaya devam edeceğiz. Paris'te konuşulan ve yaşanan en önemli şey Sarkozy'nin yabancılara uyguladığı politikaydı. Buradaki grupların birçoğu arkadaşıma dokunma diyerek pankart açtılar. Bununla ilgili gösteriler yaptılar. Kadın hakları savunucusu olan gruplar da yürüyüşte dikkat çekenler arasındaydı. Sevgili seyirciler, Paris'teki yürüyüşlerde dikkati çeken en önemli şey Sarkozy'nin sıkça eleştirilmesiydi. Herkes Sarkozy'den ya da hükümetten isteklerini burada sesli bir şekilde dile getirdi. Ama gerçekten görülmeye değer bir manzaraydı yürüyüş. Hepsi birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu.
Resmi rakamlara göre Fransa'da 60 bin evsiz, 150 bin de ev var. Ancak ev sayısının çokluğuna rağmen sokakta kalmak insanların en büyük sıkıntısı. Bu durumu protesto eden Türkler de yürüyüşe dahil olmuştu 1 Mayıs'ta. Sevgili seyirciler, bir Türk bulduk burada ve Sarkozy'ye hayır, Hollanda evet diyor kendisi. Bir grupla beraber gelmiş. Onlar ne istiyorlar 1 Mayıs'tan onu soracağız. Efendim siz niçin katılıyorsunuz? Her şeyden önce bu bir işçi bayramı. Bundan dolayı katılıyoruz. Bir sebebi daha var biliyorsunuz. Özel sebebinizi sormak istiyorum size. Bir dolu sebebi var ama bugün burada bu kadar çok insanın toplanmasının başka bir sebebi var. Sarkozy 1 Mayıs işçi bayramına sahip çıkmaya kalktı. Gerçek çalışanların bayramı diye o da kendisi de bir miting yapıyor. Sendikal harekette darbe vurmaya kalktı. Böyle bir şeyi kendisine doğru çekmeye çalıştı. Bundan dolayı Fransız sendikaları, Fransız sol hareketi, her türlü sosyal hareket, bizim hareketimiz Jeudi Noir, evsizler hareketi. Nedir efendim bu? Bu sokakta kalan, evi olmayan, biliyorsunuz ev bir insani hak, anayasal bir hak kaldı ki Fransa'da. 80 bin evsiz varmış Fransa'da, bilginiz var mı hocam? Daha fazladır, bu resmi rakamlar daha fazladır. Bunun yanında da 150 binden fazla boş lojman var mesela. Bu lojmanların boş tutulma sebebi spekülasyon yapmak için büyük finans kuruluşları bu binaları satın alıyorlar. Uzun yıllar boş tutuyorlar. Özellikle Paris'in içerisinde bu binaları boş tutup bina fiyatlarını yükseltiyorlar vesaire. Ve düşük gelirli grupları Paris'in dışına doğru itmeye çalışıyorlar kısacası. Yani sizin hareketiniz bu 150 bin evin 80 bin resmi rakam olan evsizlere verilmesi mi? Bir şekilde bu binaların sosyal konuta dönüştürülmesi ve bir şekilde kullanılması. Bu yüzden de Sarkozy'ye hayır, Hollanda evet diyorsun. Tabii, evet. Tabii. Ve benim için Sarkozy kimi zaman hırsız. Sarkozy bir hırsızdır diyor yani kısacası. Çok rasist. Türkler sevmiyor. Ve ben yarın Fransız ve yarın Türk. Çünkü Türk vatandaş aldım. Bir Türk gelini efendim değil mi kendisi? Evet, kendisi Türk. Türk gelini değil, kendisi Türk. Hak arayan öğrenciler de yürüyüşteydi o gün. Geçtiğimiz hafta Derya Restorant'la ilgili veterimizi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi Derya Restorant'ı tanımaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sizlere 10. Paris'te vatandaşlarımızın en yoğun olarak iş yeri açtığı Strasbourg Saint-Denis Caddesi üzerinde uzun yıllardır Türk damak zevkini gurbetçilerimize ve yabancılara tattıran Derya Restorant'ı anlatmıştık. Kaliteli yemekleri ve hijyen konusundaki iddiasıyla adından söz ettiren Derya Restorant'ı tanımaya bu haftada devam ediyoruz. Derya Restorant'ın sahibi Yılmaz Algün Erhan, adeta işine aşık bir gurbetçimiz. Gün boyu restoranda duruyor ve yemek yiyenlere özellikle dikkat ediyor. Şimdi biz sizden önce çekimler yaparken biraz sohbet ettik burada yaşayanlarla, buraya gelenlerle. Herkes şöyle bir şey söyledi. Ya Yılmaz Bey işine aşıktır. Hani burada yatar, burada kalkar neredeyse. Gerçekten çok seviyormuşsunuz işinizi, doğru mu efendim? İşi en fazla kaliteyi seviyorum. Yani şöyle düşün ki mesela şurada yemek yediğin zaman eğer sen yemedinse, beğenmedikten sonra ben bunu düşünüyorum. Acaba neden yemedin? Ve neden yemeğe gelenleri herhalde dikkatli izliyorsunuz. Bütün yemekleri izliyorum. Bütün yemekleri.
ve malzemeye çok dikkat ediyoruz. Yani aldığımız malzemeyi, en güzel malzeme alıyoruz. Hatta mesela domates sezonunda domates bile vermiyoruz. Diyoruz ki mesela bu kışın domates vermedim kimseye. Neden? Hormonudur diye mi? Aynen. Ki iyi değil, tadı güzel değil. O yüzden dikkat ediyoruz. Yılmaz Bey geçtiğimiz günlerde Derya'nın yanı sıra bir de Fransız restoranı açmış. Onunla da hayli iddialı. Peki şimdi Yılmaz Bey, Derya'yı açtınız. Ancak daha sonrasında sanıyorum bu size yetmedi ve burası bir Türk restoranı çünkü siz bunun hemen yanında bir de Fransız restoranı açtınız. Değil mi? Şimdi biz niye oraya restoran yaptık? Ben burada çok zorluk görüyorduk. Küçüktü bura. Dedik belki orayı büyütürüm. Burayı oraya alacağım. Sonra kıymadım Derya'ya. Dedim Derya kalsın yerinde. O şekilde devam ediyor. Aynen aynen. Orayı Fransız mutfağını yaptık. Bu da Türk mutfağı kaldı. Dileyen hangi mutfağdan yemek yemek istiyorsa oraya gidiyor. Aynen. Eğer Fransız istiyorsa Fransa gider. Türk'te kalırsa Türk mutfağımız var. Fransız restoranına Türkler gidiyor mu? Geliyor ama tabii ki az. Az. Daha çok Fransızlar tercih ediyor burayı. Aynen. Fransızlar tercih ediyor. Peki efendim. Buradan özellikle Türk vatandaşlarına, gurbetçilerimize neler söylemek istersiniz Derya'ya bir kere gelmeleri için? Derya'ya, Paris'e gelen Derya'ya gelsin. Bir kere tatsınlar. Bence beğenirler. Derya Restorant'ın aşçısı yemekleri konusunda oldukça iddialı. Sevgili seyirciler, Derya Restorant'ın mutfağına indik şimdi. Bakalım burada neler pişiyor, ne gibi yemekler var. Bu bilgileri ustadan alacağız. Usta merhaba. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, çok teşekkürler. 30 senedir Fransa'dayım. 12 senedir de bu restorantta, Derya Restorant'ta aşçılık yapıyorum. Arkadaşım Ali Usta'yla beraber. Alıştan beri buranın anahtarı ben vurdum. Tüm lezzetleri şu anda devam ediyorum. Herkesi tesbih ediyorum buranın yemeklerine. Evet. Derya Restorant'a gelenler burayı neden tercih etmeliler? Şimdi bizim özelliğimiz Türkiye'de, Türk mutfağında olan her şey. Ayrıca dünya mutfağından bazı yemekler, hepsini demeyelim. Özellikle mesela İtalyan mutfağından makarna çeşitleri var. Fransız mutfağından bonfile türleri var. Evet. Türk mutfağından çorbalar var, mezeler var, tatlılar var, ayran var, yoğurt var, kendimiz yapıyoruz. Yoğurdu kendiniz yapıyorsunuz. Kendimiz yapıyoruz. Çok güzel yoğurdumuz var, ayranımız var, sütlacımız var, baklava, kadayıf. Aklınıza gelen her türlü tatlı çeşidi, aklınıza gelen her türlü yemek ve meze. Karışık ızgaramız var, Adana kebabımız var. Izgaramıza koymadığımız şiş var, tavuk şiş var, hünkar beğendi var, altı ezmeli var, yoğurtlu tavuk var. Her türlü ızgara çeşidi var. Şey var. Evet usta, balığın hangi çeşitleri var? Deniz levreği, evet. Çupra. Mercimek çorbası. Bunu mercimek ve işkembeyi 200 kilometreden gelirler buraya yemeye. Öyle mi? Tabii. 200 kilometreden özellikle. Sırf çorba. İşkembe çorbası. Hiçbir şey de fazla iddia etmiyorum ama şu işkembe çorbasını benim üstüme birisi yapacak olursa bu mesleği bırakırım. Diyorsunuz. Kesinlikle. Aşçı iddialı ama bakalım bu yemekleri yiyenler tadları nasıl buluyor acaba? Acaba Türkiye'deki lezzetleri arıyor musunuz burada? Hiçbir farkı yok. Her şey lezzetinde, tadında. Gayet güzel. Yani lezzetli, damak tadıyla herkese tavsiye ederim. Bon appétit. Merci beaucoup. Yemekler güzel. Yemekler güzel, cüdi yemekler çok güzel. Emin Türk kuzen. Yemekler çok güzel. Emin Türk kuzen, Derya kuzen. Okay, bon appétit. Merci. Afiyet olsun. Merci. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım mı? Ben Mustafa Özdağ. Ne kadar zamandır Derya'da çalışıyorsunuz? Ben 8 aydır Derya'da çalışıyorum. Ama 25 yıldır bu işin içindeyim. Yani 25 yıldır bu işi yapıyorum. 25 yıldır sektördesiniz, 8 aydır Derya'dasınız. Derya'nın o zaman buradaki sektördeki yerini bize bir değerlendirir misiniz? Şu anda Derya'nın özel yönü, müşterisi çok şey. Yani çok iyi müşterisi var. Yani bunun yanında yemeği, yemesini içmesini bile insanlar var. Ve servis konusunda da çok rahatız. Mesela bazı yerlerde bayağı servis zor oluyor. Yani müşteri bayağı zorlu bu. Ama bu Derya'daki müşteri biraz özel olduğu için yemesini içmesini bilen insanlar var.
Bizim içimizden servis daha da kolay oluyor. Yılmaz Bey açtığı Fransız restoranın tüm dekorasyonunu da kendi yapmış. Eyüp Bey, gerçekten çok şık bir mekanınız var. Ben merak ediyorum, acaba burayı kim tasarladı? Burası Yılmaz Bey mi? Yılmaz Bey tabii, evet. Buranın patronu, yani bunun tüm mimarlığı kendisi yaptı. Tüm dekorlarını kendisi, ona ait. Gerçekten inanılır gibi değil sevgili seyirciler. Çünkü o kadar şık bir mekan ki, hani burayı gören gerçekten bir iç mimarın burayı tasarladığını düşünüyor. Maalesef ama öyle değil. Hepsi kendisi, kendi zevkine göre her şeyi hazırladı. Yani siz ilk defa sormuyorsunuz bunu. Başka soranlar da var mı? Bazı insanlar soruyor yani, hangi mimar, numarasını alabilir miyiz? Biz diyoruz ki mimar biz tutmadık. Buranın, dedim, Yılmaz Bey yaptı, patron yaptı buranın bütün mimarlığı kendisi yaptı, dekorasyonu. Şaşırıyorlardır değil mi bizim gibi odan? İnanmıyorlar yani inanmazlar. Fransa, hele bizim Fransızlar zor inanırlar yani, diyorlar ki yani böyle bir insan nasıl böyle güzel bir zevk olabilir onun. Fransız mutfağı konusunda da hayli iddialılar. Hele ki balık en iddialı olduğu alanlardan biri. Nasıl efendim? Evet, çok güzel, harika. Ustanın gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel yapmış, leziz. Türk damak zevkine yakın mı? Kesinlikle öyle. Yani bir Türk de gelip burada Fransız usulü levrek yiyebilir. Evet, kesinlikle. Türkiye'den gelen gurbetçilerimiz veya Paris'te yaşayan vatandaşlarımız Fubourg'da balık çeşitlerinin tadına bakabilir. Harika diyorum. O zaman buradan davet edelim onları. Burada yaşayan vatandaşlarımızı Strasbourg Saint-Denis Caddesi'nde bulunan Fubourg Restorant'a davet ediyoruz. Gelsinler, balığın lezzetini burada görsünler. Kesinlikle evet. Damak zevkine önem verenler 10. Paris'teki Strasbourg Saint-Denis Caddesi'nde bulunan Derya Restorant ve Fubourg Fransız Restoranı'nı mutlaka uğramanız gereken iki önemli nokta. Bizden söylemesi. Bahar geldi, kermesler başladı. İslam Kültür Merkezi'nin düzenlediği kermeste binlerce vatandaşımız Türk yemeklerine olan hasretini giderdi. Türkiye'deki gibi ev dekorasyonunda aradığınız her şey artık Lale Halı'da sizleri bekliyor. Hanımlar dikkat! Küçük mutfaklarınızda oturup yemek yemek artık hayal değil. Az sonra... Paris'in ışıltısı, Kenza Gold'un sunduğu vizyon devam edecek. Hospita Dent, 7 şube ve 120 Ekim'le Avrupa'nın en büyük diş sağlığı grubu. Avrupa Implant, Hospita Dent ayrıcalıklarıyla şimdi 600 euro. Hayat boyu kalıcı implant çözümleriyle gülümsemeniz garanti altında. Hospita Dent. Bütün işimiz diş. 15 Mayıs'a kadar iki saray odası alana bir saray odası hediye. Son fırsatı kaçırmayın. Kapris Gold Bayrampaşa İstanbul. Geçmişten günümüze, doğal ve katkısız ürünleriyle doğadan insanlara bir köprü gibi Nurs Lokman Hekim, bir ömür sıhhat için. Saray odanızı bugün, kira garantili tapunuzu yarın alın. Kapris Gold Bayrampaşa İstanbul. Bugüne kadar kullandığınız bütün zayıflatıcı ürünleri unutun. Binlerce kilolu insanı ideal kilosuna kavuşturan MySlimmer, vücudunuzda biriken yağları çok hızlı bir şekilde yakmanızı ve ideal kilonuza kavuşmanızı sağlar. 81 kilodan 65 kiloya düştüm şifalı bitkilerin sayesinde. Diyet yapmadan, strese girmeden, halsizlik hissetmeden fazla kilolarınızdan kurtulmanız artık mümkün. 2 ayda yani bir 10 kilo verdik yani, aşağı yukarı 10 kilo rahat yani, zorlanmadan, hiçbir şey yapmadan yani böyle. Yiyorum yani, kafama göre yiyorum yani. Onu yiyorum, yiyorum, her şeyi yiyorum yani. MySlimmer, %100 doğal bitkisel destek ürünümüzdür. MySlimmer sayesinde zayıflamanın önündeki engelleri kaldırın. MySlimmer'la zayıflayan binlerce insan bize teşekkür ediyor. Aynaya baktığım zaman
6 ayda 60 kilo verdim. Hiçbir de korkutucu bir yanımı da göremiyorum. Üstelik hemen şimdi bir adet My Slimmer alana ikinci set bizden hediye. Sipariş hatlarımızı arayın ve bu harika sete sahip olun. 15 Mayıs'a kadar iki saray odası alana bir saray odası hediye. Son fırsatı kaçırmayın. Kapris Gold Bayrampaşa İstanbul. Geçmişten günümüze doğal ve katkısız ürünleriyle doğadan insanlara bir köprü gibi Nurs Lokman Hekim. Bir ömür sıhhat için. Paris'in ışıltısı Kenza Gold'un sunduğu vizyon devam ediyor. Paris'teki gezintimizde şimdi sıra Lale Halı'da. Paris'in Lille Lobel bölgesinde yeni açılan Lale Halı, mağazaya gelen müşterilerini neredeyse Türkiye'ye götürüyor. Yılı aşkın bir süre önce Tunceli'den kalkıp Paris'e gelen Murat Adlım, ev dekorasyonunda tıpkı Türkiye'deki gibi aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer haline getirmiş Lale Halı'yı. Evini yenilemek isteyenlere yol göstermek amacıyla biz de Lale Halı'ya bir uğruyor ve önce onların Tunceli'den Paris'e geliş hikayesine bir kulak veriyoruz. Sevgili seyirciler, Paris'in banyolarından Ville Lobel'deyiz şimdi. Arkamızda görmüş olduğunuz Lale Halı'yı Murat ve Emine Adlım çifti çalıştırıyor. Burayı gördüğünüz zaman bir Türk mağazasından hiçbir farkının olmadığını göreceksiniz zaten. Hadi hep beraber içeri girelim, bakalım neler varmış. Merhabalar. Geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Efendim dedik ki bir Türkiye'deki bir Türk mağazasından hiçbir farkı yok. Eşinizle beraber çalıştırıyorsunuz burayı. Öncelikle bir tanıyalım. Ne kadar zamandır buradasınız? Bu dükkan ne zaman açıldı? Biz yaklaşık 2000 yılından beri bugüne kadar bu işi yapıyoruz. Genellikle perde üzeri, halı ve ev dekorasyonu üzeri çalışıyoruz. Dekorasyonla ilgili her şeyi burada bulmak mümkün mü? Ev dekorasyonundan, battaniyesinden, yorganından, perdesinden, halısından yani A'dan Z'ye bütün ev tekstil ürünlerini bulunduruyoruz. Lale Halı'da bir ev için aradığınız her şeyi bulmanız mümkün. O halde biz de içeri bir gezintiye çıkalım ve bakalım içeride neler var. Evet Murat Bey, mağazayı dolaşmaya sanıyorum ki bu bölgeden başlayacağız. Burada pikeler ve banyo takımları var galiba, değil mi? Evet, gördüğünüz gibi burada banyo borno setleri, havlular, artı banyo halıları, üçlü setler, uyku setleri. Yorganlar. Evet, yorganlar, battaniye, pikeler, pike takımları. Yine üstte uyku setleri ve tepsi çeşitleri, ayrıca battaniye, valiz, duvar saatleri. Evet, şuradan bakalım. Evet. Gerçekten mesela çok şık. Inox. Şöyle bir de. Yine ikili. Oo. Evet, süper. Evet. Şık. Tepsiler. Şöyle yine duvar saatleri çeşitlerimizden. Şöyle yine bir başka bir model. Şimdi şurada özellikle genç kızların çeyizleri için çok şık ne diyoruz bunlara? Sandıklar değil mi efendim? Evet. Bunlar çeyiz sandıkları, genellikle yeni evli çiftler için. Gördüğünüz gibi bunlar da boy boy. Artı yine böyle düğün sepetleri. Bunlar ne işe yarıyor olarak efendim? Şunlar şöyle monta ediliyor. Evet. Yandan şöyle monta yapıyoruz. Nikah şekeri, düğün şekerleri falan gibi şeyler de kullanılıyor. Kullanılıyor.
Murat Bey, sanıyorum burası gördüğümüz kadarıyla perde bölümünüz değil mi? Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Birebir ölçüm alıyorsunuz? Perde olayı şu şekilde. Gelen müşterilerimiz bize hangi ölçüde perde yaptırmak istiyorlarsa, kendi ev adreslerini alıyoruz, gidiyoruz. Hem korneşini, bizzat kendi elimizle korneşini monte ediyoruz. Ve ölçüleri alıp o ölçülerle birlikte buraya geliyoruz. Müşterimiz burada gördüğünüz kumaşlardan beğeniyorlar. Biz onları onların ölçülerine göre hazırlayıp kendimiz götürüyoruz müşterimizin evine. Pencerelerine takıyoruz bunları. Nerede kalın perdeleri galiba? Gördüğünüz kalın perde çeşitlerimiz. Bunlar da gördüğünüz gibi mutfak. Evet. Spesiyal olarak mutfak için kesili hazır. Müşterinin istediği ölçüde kesip veriyoruz ve pratik olarak götürüp takıyorlar. Evet sevgili seyirciler, perdenizi değiştirmek istiyorsanız bence Villa Lobel'deki Lale Halı'ya bir uğrayın. Bu kat, üst kattaki kat sizin halı katınız halı değil mi? Evet, halı, her çeşit halı bulunuyor burada. Peki neler var? Hangi markaların bu bölgedeki temsilcisiniz siz? Lale 1, Merinos, Merinos, Atlantik. Evet. Peki efendim, o zaman şöyle bir halı rayonunda bir dolaşalım mı sizinle? Dolaşalım. Emine Hanım, bu bölüm galiba şagilerin olduğu bölüm değil mi efendim? Şagilerin olduğu bölüm. Her rengi var mı? Her renkte bulunuyor bizde, her çeşit. Yani mobilyamızın rengine göre alabiliyoruz. Alınabilir. Her renkte bulunur yani. Peki şagileri genelde hani hanımlar çok fazla tercih etmiyorlar gibi. Çünkü temizlemesi zor diye. Burada durum nasıl? Hayır, elektrik süpürgesiyle de alınıyor. Hiçbir sorun olmuyor mu? Hiçbir sorun olmuyor yani. Rahat. Bunların tam tersine yıkanması daha basit, daha rahat. Emine Hanım, burada da galiba yolluklar var değil mi? Burada da yolluk çeşitlerimiz var. Her ebata göre. Antrelere, yani giriş salonlarımız için. Giriş, küçük alanlara. Küçük 1,5 metre yolluklarımız var. 3 metre boyutta yolluklarımız var. Her rengarenk şagiler, Atlantik, yün. Yani halının her çeşidi yollukta da var değil mi? Evet, her çeşit yollukta bulunuyor yani. Lale Halı'daki gezintimiz haftaya da devam edecek. Sizlere Lale Halı'nın ev dekorasyonundaki yepyeni ürünlerini tanıtacağız. Bu bölümü haftaya kaçırmamanızı öneriyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi sizleri uydu sektöründe hizmet veren Parisat'a götürüyoruz. Paris'in uydu sektöründeki en eski Türk firmalarından biri de Parisat. Yıllar önce Kırşehir'den Almanya'ya, ardından da Fransa'ya gelen Eren Çetin, önce tekstilde çalışmaya başlamış. Eren Çetin, 15 yıl önce kurduğu Parisat'la şimdilerde Paris'in en bilinen uyducusu olmuş. Sevgili seyirciler, Paris'teki uydu sektörünün en eski firmalarından birindeyiz şimdi. Neredeyiz? Parisat'tayız. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Dedik ki 15 yıldır bu sektördesiniz ve sektörün en eskilerindensiniz. Kaç yıl oldu Paris'e geleli? Yaklaşık 30 yıl oldu. Eren Bey, sizi Paris'e getiren neden neydi? Paris'e gelmeden önce Almanya'ya gelmiştim. Hı-hı. Yaklaşık 1,5 yıl orada kaldım. Sonra buraya geldik. Peki nereden aklınıza geldi uydu işine girmek? Ben Türkiye'den elektrikçiyim aslında. Hı-hı. Bu iş kendi mesleğime uygun olduğu için bu işe yönelmeye karar verdik. Ve sevdiğim de bir işti. Birkaç sefer montaj yaptıktan sonra hoşuma gitti ve devam ettik. Eren Çetin uydu işine başladığında sektörde Türk çok azmış. Şimdilerde ise oldukça fazla. Siz buraya geldiniz, acaba bu sektörde bu işi yapan Türklerin sayısında bir önemli bir rakam var mıydı? 3-4 kişi ancaydık.
Şimdi durum nedir peki? Şu anda 10-15 tane var. Eren Bey şimdilerde de riski paylaştırmak adına yepyeni bir sektöre kucak açmış. Evet, bu çok farklı bir iş. Nedir efendim bu? Mutfak köşe takımı. Üzerinde oturduğumuz... Şu an çok fonksiyonlu bir şey. Hı. Aslında bizim işimizle alakalı bir şey değil ya, biliyorsunuz ticaret risktir. Risk evet. Paylaşımı mı diyelim artık? Riski paylaştırmak deyimi herhalde sizin için de geçerli galiba. O yüzden böyle bir işe giriştik ama bilmiyorum tabii. Daha yeniyiz, çok yeniyiz. Röportaj yaptığımız bölüm sıradan bir köşe takımı gibi görünüyor. Oysa hiç de öyle değilmiş. Doğrusu bu bölümü izleyince en az bizim kadar siz de şaşıracaksınız. Peki şimdi ben görüyorum yani burası darılmayın ama çok normal bir mutfak takımı, köşe takımı. Hani bunun diğerlerinden farkı ne ki siz ikinci iş olarak buraya tercih ettiniz? İsterseniz size bunu tanıtalım. Olur. Bu göründüğü gibi değil. Vallahi ilk defa bir röportajda kalktım. Birisi kaldırdı beni, bakalım ne olacak merak ediyorum ben de. Evet. Şu anda bu masanın açık hali. Farz edelim yemeğimizi yedik. Evet. Çayımızı, kahvaltımızı bitirdik. Masamızı kaldırıyoruz. Oo, nasıl kalkıyor? Böyle bir hareketle. Süper bir şey gerçekten. Kaldırıyoruz. Geniş bir alan. Evet. Artı baza olarak kullanabiliyoruz. Sandıklı. Aslında. Sandıklı, evet. Gerçekten sevgili seyirciler, inanılmaz güzel ve pratik bir şey. Ha, burası da öyle. Evet. Bu köşe takımının altı sandık olarak kullanılabiliyor, dolap olarak evet. Kullanılabiliyor. Şurayı bir daha lütfen, çok ilginç gerçekten burası. Bir, iki hareketle masamız masa oluyor. Hazır. Koltuğumuz masa oluyor aslında. Koltuk hareketi. Masa oluyor, evet. Üçüncü harekette yemek yemeye, kahve içmeye hazır hale geliyor. Aynen öyle. Peki gerçekten çok süper ama şimdi siz bir erkeksiniz. Hani erkeklerin fiziki gücüyle kadınların fiziki gücü arasında fark vardır malum. Buyurun siz deneyin. Deneyeyim mi? Tabii. Bakalım ben tek ele yapabilecek miyim bunu? Tabii, aynen. Peki buyurun. Efendim. Sevgili seyirciler. Bu bir. Bu iki. Evet, gerçekten çok pratik. Şöyle. Bu da üç. Üç harekette gerçekten. Bu koltuklar. Aynı şekilde hemen yerine koyayım. Üç harekette koltuklarınız masa sandalye haline gelebiliyor. İsterseniz burada yemek yiyebiliyorsunuz. İsterseniz alt tarafında sandıklı bölüm var. Bakın görebilirsiniz. Burayı sandık olarak kullanabilirsiniz. Mutfakta özellikle fazla eşyalarımızı buraya koyabiliriz, değil mi? Merak edip soruyoruz Eren Çetin'e. Acaba bu takımları beğenenler Paris dışında olursa ne olacak? Diyelim ki Fransa'nın farklı bir bölgesinden ya da Avrupa'nın farklı bir bölgesinden bunu talep ettiler. Evet. Gönderebiliyor musunuz? Tabii. Nerelere kadar? Nereden isterler? Avrupa'nın neresinde olursa olsun gönderebiliyoruz. Farklı renkleri var mı? Üç renk olarak tasarlanmış. Hı. Beyaz, kahve ve siyah. Bu ürün çok yeniymiş. Ama acaba çok da pahalı mı dersiniz? Kesinlikle değil. Her ailenin bütçesine uygun. Sevgili seyirciler, gerçekten sizin de gördüğünüz gibi oldukça fonksiyonel ve çok kullanışlı bir mutfak köşe koltuk takımı bu. Söylemesi bile uzun ama kullanması onun aksine çok daha pratik. Bizden söylemesi, eğer ilgileniyorsanız burada görülen telefon numarasından kendilerine ulaşabilirsiniz. Bu ilginç ürünü tanıttıktan sonra Paris hatta çalışan iki gurbetçimize uzatıyoruz vizyon mikrofonlarını. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Kenan Solak. Paris hat şirketinde... Aile içerisinde hep beraber çalışıyoruz. Bir aile şirketi değil mi? Bir aile şirketi diyor burası. Dolayısıyla bu şirketin içerisinde benim görevim burada bilgisayar üzerine teknik destek veriyorum bütün müşterilerimize. Aha. Burada hem ürün babında olsun hem programasyon bakımından olsun bilgisayar destekler yapıyorum. Aynı zamanda kendim bilgisayar mühendisiyim. Hı hı. Ve dolayısıyla bireysel ve şirketlerin hem bilgisayar ürünleri ihtiyaçlarını, aynı zamanda programasyon ihtiyaçlarını ve şirketlerin aynı zamanda da bireylerin internet sitelerini kendim bizzat yapıyorum. Dolayısıyla teknik bakımından herhangi bir ihtiyaç doğrultusunda müşterilerimize gereğinde ve arzu edilen şekilde bütün teknik desteğimizi
memnuniyetle yapıyoruz. Yani sadece palisatta değil, aslında dışarıdan da büyük şirketlere, isteyen şirketlere hizmet verebiliyorsunuz. Tabii ki teknik bakımından özellikle bilgisayar alanında bütün teknik servisleri verebiliyoruz tabii ki. Evet. Merhaba, ben Tolga. Hoş geldiniz diyeyim daha öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Sizin buradaki göreviniz nedir? Burada ben satış bölümüyle ilgileniyorum, muhasebe bölümüyle. Daha çok gelenler ne istiyorlar sizden, ne talep ediyorlar? Daha çok bizim alanımız uydu antenleriyle ilgili olduğu için daha çok Digitürk olsun, D-Smart olsun, o tür ürünler daha çok soruluyor bize. Peki Tolga Bey, Türkler en çok ne istiyor? En çok Türkiye'deki yayınları, yani Türkiye'deki Türkiye'de olan yayınları burada izlemek için uydu antenler istiyorlar. Yani Türk kanallarından vazgeçemiyorlar değil mi? Aynen öyle. Peki Tolga Bey, çok talep oluyor mu uydu anteni? Oluyor tabii. Aşağı yukarı zaten bir 14-15 senedir bu dükkan mevcut. Ben burada aşağı yukarı 4-5 senedir çalışıyorum. Çalıştığım sürece de zaten bayağı bir talep oldu. Evet. Okul bitti, babanızın yanına çalışmaya geldiniz yani. Aynen öyle oldu. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Bahar geldi, kermesler başladı. İslam Kültür Merkezi'nin düzenlediği kermeste binlerce vatandaşımız Türk yemeklerine olan hasretini giderdi. Az sonra. Paris'in ışıltısı, Kenza Gold'un sunduğu vizyon devam edecek. Hospita Dent, 7 şube ve 120 ekimle Avrupa'nın en büyük diş sağlığı grubu. Avrupa Implant, Hospita Dent ayrıcalıklarıyla şimdi 600 euro. Hayat boyu kalıcı implant çözümleriyle gülümsemeniz garanti altında. Hospita Dent. Bütün işimiz diş. Zamanında kattık zamanındaydık. Bekletmedik, geciktirmedik. Ülkenin en yeni uçak filosunu kurduk. Ekibimize yeni kıyafetler tasarladık. Yakıştı. Rötarsızlık oranımızı %94 yaptık. Hiç durmadık ve uçuş ağımızı 8 katına çıkardık. Her gün değiştik, her gün yenilendik. Ve böylece Avrupa'nın en hızlı büyüyen hava yolu oldu. Pegasus. Çok mu uçtuk? Sen de uç. Geçmişten günümüze, doğal ve katkısız ürünleriyle doğadan insanlara bir köprü gibi Nurs Lokman Hekim. Bir ömür sıhhat için. Şimdi de sıra bende. Buz gibi çıtır çikolata ve tazecik sütlü krema. Kinder pingüin. Zevkin bu kadarı da olsun artık. Bugüne kadar kullandığınız bütün zayıflatıcı ürünleri unutun. Binlerce kilolu insanı ideal kilosuna kavuşturan My Slimmer, vücudunuzda biriken yağları çok hızlı bir şekilde yakmanızı ve ideal kilonuza kavuşmanızı sağlar. 81 kilodan 65 kiloya düştüm şifalı bitkilerin sayesinde. Diyet yapmadan, strese girmeden, halsizlik hissetmeden fazla kilolarınızdan kurtulmanız artık mümkün. 2 ayda yani bir 10 kilo verdik yani aşağı yukarı 10 kilo. Rahat yani, zorlanmadan, hiçbir şey yapmadan yani böyle. Yiyorum yani, kafama göre yiyorum yani. Onu yiyorum, yiyorum, her şeyi yiyorum yani. My Slimmer %100 doğal bitkisel destek ürünümüzdür. My Slimmer sayesinde zayıflamanın önündeki engelleri kaldırın. My Slimmer'la zayıflayan binlerce insan bize teşekkür ediyor. Aynaya baktığım zaman 6 ayda 60 kilo verdim. Hiçbir de korkutucu bir yanımı da göremiyorum. Üstelik hemen şimdi bir adet My Slimmer alana ikinci set bizden hediye. Sipariş hatlarımızı arayın ve bu harika sete sahip olun. Geçmişten günümüze, doğal ve katkısız ürünleriyle doğadan insanlara bir köprü gibi Nurs Lokman Hekim, bir ömür sıhhat için. Paris'in ışıltısı, Kenza Gold'un sunduğu vizyon devam ediyor. Şimdi sırada sizler için hazırladığımız özel bir VTR'miz var.
Paris'in banliyölerinden Villa Löbel'deki bir restorana gidiyoruz şimdi hep birlikte. Programın başında yer alan Derya Restorant'ın sahibi Yılmaz Algün Erhan sayesinde 6 yıl önce Paris'e gelen Mahsun Kobatan, Derya'da 6 yıl çalıştıktan sonra kardeşi Haşim'le birlikte Villa Löbel'deki Öz Sancak Restoranı açmış. Öz Sancak Restoranı'nın en iddialı olduğu konu hijyen. Fransa'da Türk restoranları hakkında çıkan olumsuz fikirleri tersine çevirmek amacıyla restoranın mutfağına kapı bile takmamış Mahsun Bey. Sevgili seyirciler, bu hafta sizlere özellikle temizliğiyle ünlü olan bir restoranı tanıtacağız. Neredeyiz? Villa Löbel'deyiz. Öz Sancak Restoran'ın içindeyiz. En büyük iddiaları temizlikleri zaten kendisinin. Şimdi buranın sahibi Mahsun Bey ile görüşeceğiz ve bakalım iddialarını yerinde inceleyeceğiz. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Biz kapıdan girdik ve sizinle sohbetimizde ilk söylediğiniz şey çok dikkatimizi çekti. O yüzden de sizinle röportaj yapmaya karar verdik. Öncelikle tebrik ediyoruz sizi. Bu kadar iddialısınız temizlik konusunda. Teşekkür ediyorum. Bir sizi tanıyalım mı lütfen? Benim ismim Mahsun. Bingöl'lüyüm. Evet. Fransa'ya geleli 6 senem oldu. Yılmaz Bey adına geldim. Bir dostumuz beni getirdi. Evet. Uzun süre onun yanında çalıştım, 5-6 sene. Yani daha önce bizim programımızda konuk olan Derya Restorant'ın sahibi Yılmaz Bey sizin buraya gelişinize aracılık etti. Evet, Yılmaz Bey beni buraya getirdi sağ olsun. Evet. 5-6 sene Yılmaz Bey yanında çalıştım. Ondan sonra da bir iş yapmayı düşündüm. İşi de burada Villa Löbel'de buldum, ufak bir yerdi. Buraya geldim, burayı görmek istedim. Şimdi dedik ki en büyük iddianız hijyen. Şöyle bir şey kulağımıza geldi bizim. Buradaki Türk restoranı deyince özellikle yabancılar, Fransızlar yani biraz böyle çekinerek giriyorlarmış ve hatta girmek bile istemiyorlarmış. Doğru mu efendim bu? Bu doğru olabilir çünkü çok ufak yerler yapılıyor ve hijyen olmayan ortamlarda yapılıyor. Maalesef. Mesleki değiller. Sonradan yapıyorlar. Onun için haklı olabilirler ama bunun için ben kendi mutfağıma kapı vuramadım. Kapım açıktır şu anda. Mutfak kapısı denen bir şey yoktur. Kapı olmasına gerek yok çünkü sonuçta kapımız halka açıktır. Çal kapı girebilirsin girdiğiniz gibi. Kapı olsa da nasıl olsa sonuna kadar açık kalacak. Yani, bari takmayalım dediniz. Yani takmayalım ki insanlar kapısız bir yer olduğunu gördükleri için bunun rahatlığı, bunun ferahlığını görsünler. Yani hissetsinler bunu. Evet. Onun için ben kapı takmak istemedim. İkinci iddiamız yemek kalitesi. Evet. Bu benim 25 senelik mesleğimdir. Dünya mutfağında çalışıyorum. Yani şu anda ben Türk mutfağını burada yapıyorum. Ama ben dünya mutfağını yapıyorum. Çünkü İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı, ne bileyim yani değişik mutfaklardan her birinde 3-5 tane alıntım vardır. Bu konuda çok rahatım, çok iddialıyımdır. Kardeşinizle beraber çalışıyorsunuz. Bir aile şirketi galiba değil mi Öz Sancak? Kardeşimle beraber çalışıyoruz. Çünkü o da aynı zamanda aşçıdır. Kendisi dönerde uzun yıllarda çalışıyor. 20 senede döner işi yapıyor. Öz kardeşler dediğimizde Öz Sancak dedik buna. Öz Sancak olarak kalsın. İkinci bir şubemiz inşallah Öz kardeşler olur. Onu da o şekilde devam edeceğiz. Var mı efendim böyle bir projeniz? Olacak tabii ki. Çok genciz ya. Yani 35'indeyiz yani. Bundan sonra önümüz açık olacak. Değil mi? Genelde bu tarz restoranlarda hep döner üzerine çalışılıyor. Siz galiba döneri kendiniz takıyorsunuz değil mi? Biz döneri kendimiz takıyoruz. Dediğim gibi bütün imalatı kendimiz yapıyoruz. Yani, neler var efendim bu imalatta? İmalatta mesela başta bir dönerimiz biz burada döneri kendimiz yapıyoruz. Evet. Ondan sonra bütün ızgara çeşitlerini hepsini kendimiz yapıyoruz. Evet. Meze çeşitlerini biz kendimiz yapıyoruz. Hı-hı. Artı bunda günlük öğlen yemeği 2-3 çeşit yemek yapıyoruz. Çorba, pilav, her şey, sulu yemek. Yani bunları hep bütün imalatı dediğim gibi kendimiz yapıyoruz. Dışarıda hiç hazır bir şey gelmiyor. Bir şey daha ait benim çok dikkatimi çekti o. Ekmekleri de siz yapıyormuşsunuz galiba değil mi? Ekmeği de kendimiz yapıyoruz. Yani fırın işte dedim biz bütün yani imalatı burada yapıyoruz. Sadece burada yapamadığımız bir tek şey varsa açık kapıda müşteri bekliyoruz. Onu bekliyoruz. Başka burada onun dışında bir şey yoktur yani. Restoran kaç kişilik efendim? Bir üst katı da var çünkü gördüğümüz kadarıyla. Şu anda 80 kişilik yerimiz var. Yani bunu insan rahat olsun diye böyle bıraktık. Yani aslında 90-100 yapabiliriz ama gerek yok. Yani restoran ortamı biraz rahat, biraz daha hijyene düşük olduğumuz için rahat temizlik yapalım, rahat dönelim diye. Onun için 80 kişiden tuttuk biz. Evet sevgili seyirciler, burası Öz Sancak Restorant'ın fırını. Arkada gördüğünüz yerde ekmekler pişiyor ama bugün galiba usta yok değil mi? Bugün usta arkadaşımız izin şansa çünkü çal kapı olduğu için geldiğiniz ustamız yok bugün. Lamacun, ondan sonra pidemiz, lavaş ekmeğimiz ve sandviç ekmeğimi. Bütün hepsi burada yapılıyor. Sevgili seyirciler, gerçekten biz tamamen tesadüf eseri burada olduğumuz için
Usta da yoktu. Bu da onun bir kanıtı zaten. Şimdi şuradan mutfağa doğru bir çıkalım. Evet sevgili seyirciler, burası şuradan itibaren mutfak. Ama gördüğünüz gibi gerçekten kapı yok. Buradan itibaren görüyorsunuz sevgili seyirciler. Siz de bir dolaşalım bakalım burayı. Şöyle size söyleyeyim, bu gördüğünüz inox mutfakta kullanılan çok önemli şeylerden biridir. Ocak hemen yanımdadır. Buradan alıyorum, ocakta kullanıyorum. Kullandığım zaman her şeyin malzemesini yerine alıyorum. Ocağıma ait bir tane fritözüm burada vardır. Aşağına ilgisi yok. Bu sadece bana çalışıyor. Sadece evet. Burada günlük çalışıyor. İşte gördüğünüz gibi şöd yerimiz burada. Hemen yanımızda yeni oda sıfır. Bütün mutfak böyle. Lavabomuz, bulaşıkhanemiz burası. Evet. Bu gördüğünüz gibi işte tekrar aynı ikinci bir dolap. İçinde işte temizlik malzemesi saklıyoruz. Evet. Bu bizim et dolabımız. Büyük bir dolap, inox dolap. Et için bu saklanıyor. Üstünde gördüğünüz gibi yazılarda bunların hijyen kontrolünün teşekkür belgeleridir. Ve dikkat edilmemiz gereken şeylerdir bunlar. Bugün benim ana tezgahım burada, etimi doyuruyorum, sebzemi doyuruyorum. Burada çalışıyorum. Ve kıyma makinesi galiba. Kıyma makinem yanımdadır. İhtiyaç oldukça kıymamı çekiyorum burada. Dışarıdan almıyorum. Dışarıda bana kuzu geliyor. Kıymamı da burada çekiyorum. O zaman müşteriler buranın zaten temiz olduğunu biliyorlar. Bilenler de geliyor. Bilmeyenler herhalde bu röportajdan sonra biraz daha gönül rahatlığıyla geleceklerdir buraya. Ancak temizliğe, hijyene bu kadar dikkat eden bir restoran sahibi olarak bu konuda yeterli titizliği göstermeyen diğer Türk restoranlarına neler önerirsiniz buradan? Şunu öneriyorum. Gerçekten yani bu restoran işi çok önemli bir iştir. Yani bir elbise giyersen üstüne oturması atabilirsin. Ama bir yemek yediğin zaman bunun içine oturması lazım, midene oturması lazım, damağına oturması lazım. Bunun için yani gerçekten eğer bu işi yapamıyorsanız, ciddi değilsiniz bu konuda, hiç yapmayın. Yapmayın çünkü insan hayatıyla oynuyorsunuz. Sonuçta bu yemek işi yani insan hayatına çok önem verdiği şeydir. Elbise bir şey bir zarar vermiyor ama yiyecek veriyor. Özsancak Restoran iki kardeşin ortak yeri. Mahsun Bey sulu yemeklerde, kardeşi Haşim Bey ise dönerde usta. Haşim Bey tam 12 yıldır döner ustalığı yapıyor. Usta merhaba. Merhaba. Hoş tanıyabilir. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım mı? İsmim Haşim Kobatan. 12 seneden beri buradayım. Özellikle döner işiyle uğraşıyorum abimle beraber. Bir aile şirketi burası. Burası bir aile şirketi. Yani bir aile restoranı demek lazım. Yaptığımız her şey kendi imalatımızdır. Evet, 12 yıldır döner işiyle uğraşıyorsun. Dönerle uğraşıyorum evet. Artık dönerin iyice ustası oldunuz. Ben dönerin ustasıyım evet. Günde ne kadar döner satıyorsunuz burada? İki sefer döner değiştiriyorum. İki sefer? İki sefer evet. Bazı sabah saat 11'den saat 4'e kadar. 4'ten de saat 10'a kadar. Cumartesi, pazar günleri üçer defa takıyorum. Oo. Bayağı beğeniyorsunuz. Dönerimiz güzeldir. Herkese tavsiye ediyorum. Peki ben şunu merak ediyorum. Evet. Neden hindi ve dana eti karışık yapılıyor burada? Şimdi sade dana olduğu zaman çok yağlı oluyor. Hindi olduğu zaman da çok kuru oluyor. Bunu dengelemek için diyorsunuz. Bunun için dengelemek lazım. Şu anda bu saat 6'ya kadar aynı tadı alabiliyorsunuz. Ama hindi olduğu zaman aynı tadı alamıyorsunuz. O zaman buradan söyleyelim. Evet. Bu dönerdeki iddianızı onlar da duysunlar. Ben onlara güvendiğim için herkes gelip deneyebilir bunu. Şimdi de mikrofonlarımızı Özsancak Restoran'da yemek yiyenlere uzatıyoruz. Bakalım onlar neden yemek için Özsancak Restoran'ı tercih ediyor? Sevgili seyirciler, Özsancak'tayız şimdi. Öğlen vakti. Burası bir hayli kalabalık. Acaba buraya gelenler neden Özsancak'ı tercih ediyorlar merak ediyoruz. Mikrofonlarımızı şimdi burada yemek yiyenlere uzatacağız. Merhabalar. Merhaba. Öğlen yemeklerinizi burada yiyorsunuz. Özsancak'ı tercih etmişsiniz. Acaba neden burayı tercih ediyorsunuz? Buranın ismi de güzel. Yemekleri de çok güzel. Servisi de İyi. Onun için ailecek gelip burada yemeğimizi rahatlıkla yiyebiliyoruz. En çok hangi yemeği beğeniyorsunuz burada? Vallahi zaten günübirlik yemekler çıkıyor. Hepsi de güzel. Günlük çıkan yemeklerin döneri zaten güzel. Sulu yemekleri tercih ediyorsunuz. Sulu yemekleri ailecek onlardan yiyoruz genelde. Öğlen yemeğinde siz de Özsancak'ı tercih etmişsiniz. Genelde burada oturmuyorum ama arkadaşla geldiğimde devamlı buraya geliyoruz. Burada şimdi arkadaş biraz metazori getiriyor galiba size ama yemeklerin tadını nasıl buluyorsunuz? Çok güzel yemekler. Bir de siz gönüllü gelmeye razısınız yani buraya. Vallahi her öğleneğin geliyoruz. Merhabalar. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Müşteba Kişin. Bingöllüyüm. Bingöllüsünüz. Evet. Hemşehrinizin yerine geldim. Evet, hemşehrimin yerine geldim.
Peki hemşire olduğu için mi geldiniz, yemekleri sevdiğiniz için mi? Yemekleri çok güzel. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tabağınız çok güzel görünüyor gerçekten. Emre'nin yemekleri çok güzel olduğu için burası benim ikinci evim. Öyle mi? Tabii. Ben sabah akşam burada yerim. Yani sabah öğlenleri yerim. Hanımefendinin gönlünü kırmamak için hadi bir öğün evde diyorsunuz. Öyle tabii. Çünkü servisi çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Yemekleri çok güzel. Onun için herkese tavsiye ederim yani. Efendim siz döner ustasının tam 6 yıllık müşterisiymişsiniz. Evet. 6 yıldır sizi ayırmayan şey neydi? Lezzet, tat, hiçbir değiştirme yok. Ucuzluğa kaçmıyor. Fiyatımız değişmiyor ama lezzetimiz aynı. Kalite aynı, fiyat aynı. Servis aynı. Servis aynı. Arkadaşlar sizden iyi olmasınlar. Paramız olsun olmasın gelir yer gideriz. Restorantın garsonu Hasan Ali Algün Erhan masalar arasında koşuştururken yüzünden gülümseme eksik olmuyor. Merhabalar. Merhaba. Şimdi gördük vızır vızır çalışıyorsun. Şimdi bir nefes aldın. Biz de sana mikrofonu uzatalım istedik. Müşteriler en çok senden ne istiyor burada? Müşteriler en çok benden güler yüz istiyor. Ben de bunu verebilecek kadar güler yüzlü bir insanım. Yani galiba müşteriyle diyalogda ürünlerin kalitesinin olduğu kadar senin de böyle biraz güler yüzün etkisi var değil mi? Yani tabii ki de. Şimdi sadece ürünlerin kaliteli olması bazen önemli değil. Bazı insanlar sadece yemeğe bakmıyor. Garsona bakıyor, güler yüze bakıyor. Servise bakıyor. Yani bunlarla ilgili bazı restoran içinde... Dolayısıyla diyorsun ki ben de bunun farkındayım. Evet. Onun için de herkese güler yüzle yaklaşıyorum. Mecbur olarak da. Eğer sizin de yolunuz Villa Löbel'e düşerse, Özsancak Restorant'ın damak tatlarından bir deneyin diye öneririz. Şimdi sizleri Paris'te düzenlenen bir kermese götürüyoruz. Paris'in banliyölerinden Aulnay-sous-Bois'da İslam Kültür Merkezi Birliği tarafından düzenlenen kermes, bölgede yaşayan binlerce Türk'ü buluşturdu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlarımızı bir araya toplayan kermes, adeta Türkiye'yi aratmadı. 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılan ve 3 gün süren kermeste adeta yok yoktu. Dönerden tantuniye, lahmacundan kebaba, gözlemeden mantıya kadar yiyeceğin her türlüsü, kıyafetten, kadınlarımızın el emeği, göz nuru işlemelere kadar her şey bulunuyordu kermeste. Biz de kermesle ilgili bilgi almak amacıyla mikrofonlarımızı İslam Kültür Merkezi hocalarından Sefer Demirci'ye uzattık. Acaba kermesin amacı neydi? Sevgili seyirciler, Paris'in banyolarından Aulnay-sous-Bois'dayız şimdi. Buradaki yaşayan Türklerin düzenlediği bir kermesteyiz. Yanımızda derneğin yetkililerinden birisi var. Bakalım önce ona bir merhaba diyeceğiz. Kendisini tanıyacağız ve buradaki etkinlik hakkında bilgi alacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar Gülbahar Hanım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Siz de bizim programımıza hoş geldiniz efendim. Bir tanıyalım sizi lütfen. Efendim ben Sefer Demirci. 2004 yılında Fransa'ya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak gönderildim. 2009 yılında görevim bitmesinin ardından üzerine dernekte eğitimle alakalı dernek federasyonumuza bağlı eğitim çalışmalarını takip etmek üzere buralarda kaldık ve derneğin aktif olarak üyelerinden olup eğitimle alakalı çalışmalarını takip ediyorum. Bugün de burada olduğu gibi gördüğünüz gibi bir kermes programı düzenledik. Île-de-France bazındaki üye derneklerimizle ortak bir çalışma neticesinde böyle geniş kapsamlı vatandaşlarımıza açık bir kermes programı düzenledik ve bu kermes programında Türk kültürüne özgü yiyeceklerinden tutun el işine varana kadar bütün Türkiye'de görülebilecek vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği nitelikteki ihtiyaçları burada görmek mümkündür. Aslında bu toplantıyı da organize ederken Türk kültürünün ihtiyaç duyduğu birlik, beraberlik ve bir araya gelme çalışmasını bir anlamda
organize etmiş oluyoruz ve bu ihtiyacı bir anlamda vatandaşlarımızı bir araya getirerek sağlamış oluyoruz. Buradaki kermesin amacı sanıyorum ki derneğinize ya da diğer derneklere bir katkı, değil mi efendim? Gayet tabii. Tabii asıl olarak buradaki biliyorsunuz buradaki dernekler kamu hizmeti gören vatandaşımıza hizmet boyutunda sıkıntıda olan çocuklarımızın eğitimle alakalı sıkıntılarını gidermek üzere tutulan öğretmenlere tutarak çocuklarımızın eğitim ihtiyacını eğitimdeki başarılarını arttırmaya yönelik özellikle biz dernek olarak faaliyet gösteriyoruz. Bugün burada toplanan para, ya daha doğrusu bu kermes çerçevesinde toplanan para Fransa'da yaşayan, Paris'te yaşayan çocukların eğitiminde kullanılacak. Kesinlikle. Burada toplanan para, buradan elde edeceğimiz gelirler ifade ettiğiniz gibi burada yaşayan Türk Kültür Merkezlerinin bünyesinde kullanılarak çocuklarımızın hizmetine sunulacaktır, evet. Kermeste toplanan paralar derneğe yardım amacıyla kullanılıyormuş. Biz de kermes alanını şöyle bir dolaşalım istiyoruz. Bakalım hangi lezzetler var kermeste? Önce erkeklerin olduğu alanlardayız. Evet, kermesi gezmeye Türk çayından başlıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Şöyle alalım size efendim. Buyurun efendim. Merhabalar. Merhabalar. Türk çayını görüyorum arkanızda. Evet. Burada bulunması bir hayli zor olan bir şey bu. Evet. Çok tercih ediliyor mu? Ediliyor. Ediliyor. Evet. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe, Türk bayrağı sallandığı müddetçe her şey buralara gelir. Merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizde tantuni var, kavurma var galiba. Evet efendim, tantuni ve saç kavurma var. İlk defa mı katılıyorsunuz böyle bir kermese? Yok, umumiyetle bu Türk İslam Kültür Cemiyetleri olarak yılda birkaç sefer böyle bu şekilde kermes, festival kültür yapılıyor. Merhaba. Merhabalar abla. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kumpiri Türkiye'den Paris'e kadar getirmişsiniz. Evet abla. Sanıyorum. Bir bakalım neler yapıyorsunuz? Gösterelim. Evet. Kaşarla peyniri, kaşar peynirini tereyağıyla harmanlıyoruz. Evet. Ondan sonra özel sosumuz var. Sosumuzdan ilave ediyoruz. Evet. Ondan sonra isteğe bağlı mezelerinden koyuyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Lahmacun standı size emanet bugün. Evet, evet. Şu ana kadar kaç lahmacun oldu? Dün 1500 tane yaptık, bugün 1100 tane yaptık. Hedefimiz 1800-2000 yapmak. Bugün değil mi? Evet, bugün. Yarını var. Evet, evet, bidelerimiz var. Çalışıyoruz, devam ediyoruz. Kadınlarımız da bir hayli yoğundu o gün. Mantı gözleme yapanlar, evinde yaptıklarını satıp derneğe gelir toplamaya çalışanlar. Hepsi hummalı bir çalışma içindeydi. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Türk kültürüne ait neler satıyorsunuz? Her şey var. Nevresim takımları, yatak örtüleri, mutfak takımları, kıyafetler, işte yiyecek, içecek, havlular, tülbent, eşarp, her şey bulunuyor. Yani Türkiye'de olan şeyleri burada bulmak mümkün diyorsunuz. Her şey mümkün. Tabak, tencere, her şey. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Tadına baktım önce, size soru sormadan önce, ama gerçekten çok lezzetliydi. Bir tanıyalım mı sizi? Nereden geldiniz buraya? Monferme'de oturuyorum. Evet. Arkadaşlarla kermese katıldık işte. Daha önce katıldınız mı? Evet, her sene krep yapıyoruz. Çalışıyor musunuz peki? Yok, ev hanımıyım. Ama vallahi yani gerçekten profesyonel bir şekilde bunu yapıyormuş gibi hemen elinizle pratik. Gerçekten güzeldi. Siz neler söyleyeceksiniz kermesle ilgili? Çok güzel, her sene katılıyoruz böyle. Çok güzel. Mantı var galiba değil mi? Evet, mantımız var. Kayseri mantısı. Ama karaman pişirme usulünden. Kayseri mantısını karaman usulü pişiriyorsunuz. Evet, evet, aynen. Bunu nerede yaptınız? Kendiniz mi yaptınız? Kendimiz elde yapıyoruz. Onu sonra buraya getiriyoruz. Yağda hafif kavuruyorum. Onu sonra yoğurtluyorum. Evet. Yağımı da hazır ediyorum. Burada yağım da var. Ondan sonra da baharatlayıp arkadaşlarımıza, gelenlerimize servis ediyoruz. Şimdi bakalım tadı nasılmış. Beğenirsiniz. Rezil olmayayım. Gerçekten ellerinize sağlık. Aferin. Sevgili seyirciler, bence mantıyı özlediyseniz bir dahaki kermesi kaçırmayın, çünkü
Ben şimdi çekim ara verip birazcık mantı yiyeceğim. Tamam. Hakikaten çok güzel. Ellerinize sağlık. Merhaba. Merhaba ablacığım. Tatlılar size emanet galiba değil mi bu tarafta? Evet, evet. Kaç çeşit tatlı var? Vallahi sayısını tam bilmiyorum. Bayağı bir 20'den fazladır herhalde. 30'un üzerindedir. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yine Türkiye'ye özgü tatlar burada da var. Çiğ köfte, aşure, sütlacımız var, makarna, salata çeşitlerimiz var. Ama daha önemlisi başka bir şey var burada. Ben başka bir şey gördüm. Evet. İşte el kesmesi. Kendimiz kestik bunu. Eriştemiz var, yufka ekmeğimiz var. Bunları Paris'te mi yapıyorsunuz? Evet, Paris'te yapıyoruz. Kendi kursumuzda yapıyoruz. Ekmek yapıyoruz. Evet, közleme, ıspanaklı, peynirli, patatesli, her çeşitten yapıyoruz, evet. Evet, her sene yapıyoruz bunu. Evet, evet, her sene yapıyoruz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bütün Türkiye'de bulunanlara selam. Sadece kadın erkek değil, çocuklar bile görev başındaydı kermeste. Merhaba. Merhaba. Bugün pazar diye mi buradasın? Evet. Mısırı sen satıyorsun değil mi? Evet. Kaç para? 1 lira. 1 lira mı, 1 euro mu? 1 euro. Euro. Ama Türkiye'den kalma bir alışkanlık galiba, 1 lira diye bağırıyorsun. Evet. Peki bakalım. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım mı? Tanıyalım. Tanıyalım o zaman. İsmim Halil. Halil. Halil, şeker yapıyorsun burada. Evet. Pamuk şeker değil mi? Evet. Ha, nerede öğrendin? Burada mı öğrendin bunu yapmayı? Evet. İki günlük tecrübem var. Ha, iki günde mi öğrendin bunu? Evet. Süpersin. Kaça veriyorsun pamuk şekeri? 1 lira. 1 euro. Evet. O gün adeta küçük Türkiye olan kermes alanından ayrılırken kafamızda şu düşünceler bir kez daha netleşmişti. Bizim insanımız nerede olursa olsun kendi kültüründen asla vazgeçmiyor. Vizyondan bu haftalık da bu kadar. Eğer siz de vizyonunuza güveniyor ve programımıza yer almak istiyorsanız burada görülen telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Vizyonunuz geniş olsun. Haftaya görüşmek umuduyla. Paris'in ışıltısı Kenza Gold, vizyonu sundu.